bulduk. Dök bana. Su dökeyim mi? Cevap mı abi? Yırtabiliyorsun. Hadi uğraşı yap. Yırt. Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Bugün annemle ekmek atacağız. Hamurumuzu yoğurduk. Sacımızı ocağa vurduk. Şimdi de ben bazlamalayacağım biraz. Annem de büyütüyor. Daha sonra ben pişirme kısmına geçeceğim. Burada bazlamalayı, yani bezeden bazlama kısmını yapıp biriktirip sonra pişirme kısmına geçeceğim. Bu şekilde büyüklükte olanlara, şunlara bazlama diyoruz. Bu kadar yeterli annem için. Şöyle birkaç tane. Tamam. Şu neyle köşecekti? Hani kara şey nerede? Oklava. Zaten oradan odun da çek. Bir düzgün odun al. Ne oldu? Şimdi ateşin önüne köz çekeceğim. Ekmek daha güzel olsun diye. Süpürgeyi yakacaktık. Of, en odunu çok mu vurmuşsun Neciye? Bir şey olmaz hadi. Oraya elle mi sen babamdan çek. Ende Özge diye geri tak. Çek endeden bu kadar. Nasıl kameraya ya? Koysana bir yere. Endeden geri annem isteyecek oranı ateş edecek. Ha. Tamam dur anne. Sakin ol. Halledeceğim. Odunlar çok kuru ya. Bunlar ıslatsa mıydık acaba? Bunu ben birazcık çekeyim mi odunu? Elde küçükleri çek. Arada vurursun azaldığını. Değil mi? Arkaya koy. Kızım bu da kalmış. Yavaş sadece götürürüz. Tamam. Kapağı da bacağım yanmasın diye kullanıyorum. Oh. Şunu da şöyle atayım. Şunu da şöyle atayım. Dur bakayım. Of. Koca koca meşe odunları. Azıcık üstüne su dökeyim. Hem alevini bir alsın. Evet arkadaşlar, annem büyütüyor. Böyle kocaman yapıyor. Ben de buradan sacın üstünde pişirip sonra da buraya siniye koyuyorum. Şakir! Çocuğumu dışarıya atıverdik. Öf. Ne oluşum? Sadece büyük, uzuna, geniş olma işi. Evet. Ortası böyle niye kabarı ver? Elimle alışsaydı. Alışsaydı. Eline taş eğri yüksek geliyor, sonra değiştirelim, olmazsa kızım. Bak her zaman kodumuz aslında, sayacağın üstüne ama. Yok her zaman bu değildi de. iki yeter anne. Kısır olacak, haydi. Biz varız çocuğum değil. Biz varız da çocuğumu dışarıya attık ana. Buralarda oynardı o. Meşeye durmanıyor, oradan gelecek. Tamam, sen o ateşin biraz daha işi olacak kızım, yanacak altına. O çektiğin odunları vurursan altına. Ön tarafına vurur. Ha, hiç odu yok kızım. Ötekine vurur annem oraya. Şimdi yakar belki. Dursun bu da. Yakmaz, saç yüksek ya. Altı çok odun isterim dene. Şu küçük şeyi vurayım o zaman. Şuraya mı atayım? Hey, at ede ha, at ede ha. Şişire ileri kalk vur onu kızım. Çabuk pişir, böyle altı alevli oldu mu? Kenarları kurumaya başlamış ha. İşte ne olacak? Yetiştirebilirsem yazdım pişiriz. Hey kuzum. Yerim yok, çıkma haydi be. Evet arkadaşlar, ben ilk ekmek pişirmeyi ilkokuldayken öğrenmiştim. Şimdi bizim Elif'in yaşlarında falandım o zaman da. Yeni mi göçmüş gelmiştik anne? Herhalde. Ekmek attığımızda. Aynen. Yeni göçmüş gelmiştik işte. Ben yine burada pişiriyorum ama ilk defa pişireceğim yani ekmeği. Bazlama falan pişiriyorum. Ekmeği ilk defa pişireceğim. Pişiremedim. Bir, iki, hep yoyuldu ekmekler. Bu sefer annem de beni dövdü. Ne bakıyorsun, dövmedin mi? Hayır, o kadar değil. Sadece kızmış şimdi. Hayır, elindeki oklavayla bana vurdu. Elime. Sonra ben de ağladım. Burada ağlaya ağlaya pişirmeye çalışıyorum falan. Babam da köşkte oturuyordu. Ay. Sonra geldi, o pişirdi. Ben de hayvanların yanına gitmiştim. İlk ekmek pişirme deneyimim öyleydi. Babam pişirmişti. Biz de kardeşlerimle hayvanlara bakmıştık yukarıda. Ama ondan sonra öğrendim. Şimdi bizim Elif'e bunu pişir desen hiç de kızmazlar yani. Sonra diyorlar ki Elif'e neden kıskanıyorsun? Kıskanılmayacak şey mi? Değil mi? Evet aşkım. Bakın bana hak veriyor, görüyorsunuz. Çünkü küçük yolunda. Küçükmüş. Dünyaya Elif olarak bir de benim erkek kardeşim olarak gelmek varmış ama işte biz erken gelmişim. Erken gelmişim, ben birazcık daha erken davranmışım. Normalde biz ekmeğimizi buraya göçüp geldiğimizde yapıyoruz. Ama bu sene hayvanlarımızı sağmadığımız için bayram öncesi atmaya karar verdik. Bayramdan sonra da hayvanlarımızı sağmaya başlayacağız zaten. Genel olarak eskiden de hep mevsim sonlarında, işte kışa girerken, yaza girerken atılıyormuş. Ama onun öncesinde hiç bu somun ekmek vesaire çıkmadan önce de haftada bir ekmek atarlarmış. Biz de işte sezonda bir ekmek attığımızda bir sürü tantana oluyor. Annem de diyor ki sanki diye her hafta bir ekmek atıyorsunuz. Eskiden erken kalkılı saat 2'de ekmek sabah biterdi. Ne zaman dinleniyorsunuz? Sabah da iş var. İşte öyle bir saat falan önce. Eskiden yaşam daha zormuş arkadaşlar. Yani şimdi öyle değil. Mesela hamuru yumuruyoruz. Anneme diyorum ki bunu makineyle de yumurabiliriz. Annem de diyor ki makine olsa ben makineye mi tenezzül ederim? Canının böyle kıymeti yok bu kadının işte. Ama ben makineyle yoğururum yani. Niye kendimi yorayım ki? Elde yapmak güzeldir. İşte aynı şey. Öyle arkadaşlar. Sözümün altına gördüm yüreğim bari. Buradan arkana kalma olur adam kızım. Şu yerdekilerden mi vurayım? He, yerdekilerden anne. Sizin evde ekmeği kim pişirirdi anne? Biz pişirdik, annem yazardı. Tamam da kaç tane teyzem var? Hepinize sıra gelir miydi? Aa, genelde Nurhan teyzem pişirdi, o evde olur diye. Yerimizde bazlamalardık. Güçlüğünü yapardık. Sen yazmayı ne zaman öğrendin? Evlendikten sonra. Kaynanan mı öğretti? Hayır, yenimi öğrendim. Nasıl öğrendin kendi kendine? Küçük yazaka, büyük yazaka en sonunda öğrendim. İşte iş başa düşünce böyle oluyor. Evet. Ben diyorum size işte sonra yine siz yazacak ama evlendik sene öğrenirsiniz. Tabii tabii. Çünkü evde öğrenecek zamanımız yok, aynı bizim hesabı. Annem pişirmek daha kolay olduğu için bana pişirmeyi öğretti. Ben şu an yufka yazmasını bilmiyorum. Öğretmiyor da. Zamanımız mı var diyor, hep geçiştiriyor. Ben de diyor işte evdeyken öğrenmeliydim falan derken bana öğretmiyor. Eğer bir gün ekmek yazmak zorunda kalırsam bilmiyorum yani. Beni bu utançla yaşatıyorsun anne. Sana kıyamıyorum, belki ekmek yapmayacaksın. Ah, alev çöktü. Tacın altına. Su sepirsin. Evet arkadaşlar, şimdi ekmeğimizin yarısına geldik. Bir kahve molası verdik. Kahve yapacağız. Sonra da yine ekmeğimizi yapmaya devam edeceğim. akşam oldu zaten. Güneş bayağı aşmaya başladı. Şimdi size attığımız ekmeği de göstereyim. Dur, kahveyi ocağa da koyayım. Sizce önce kahve mi cezveye atılır, su mu dökülür? Bu bence büyük bir tartışma konusu. Yani bence fark etmiyor ama ben önce suyu ayarlamayı tercih ediyorum. Kaçtır, 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 kaçtır. Evet. Tamam, ocağımıza koyalım şimdi. Evet, burada küçük tüp kullanıyoruz. Genelde zaten ateşte pişiriyoruz yemeğimizi. Vesaire. İşte bu da attığımız ekmek. Yani bunun kadar olmasa da buna yakın biraz daha atacağız. Sonra da bitireceğiz ekmeğimizi. Şimdi kahvem burada pişe dursun. Annem de bana şey yapıyor. Şekerli börek yapıyor. Siz daha önce yediniz mi bilmiyorum ama sadece şekerden yapılan bir börek var. Onu da size göstereceğim. Evet, kahvelerimizi yaptım. Şimdi gidiyorum. Bakın akşam oldu. Yaptın mı böreğimi? Niye pişirmedin? Ah kahve. Şuradan alayım. Şuradan ben bir geçeyim. Dökmeden bir koyayım. Evet, börek pişirmesi bana kalmış. Şunu bir pişireyim. Ben de kendime de yaptım. Onu da ver. Elindekini de ver. Evet, şimdi bunu pişirelim güzelce. Babam da geliyor. Evet. Bakın tepsimiz boş. Sanki sabahtan beri hiç ekmek yapmadık. Şu pişsin de arkadaşlar. Evet, bunun yapımı çok güzel ve çok lezzetli. Bunu kaymakla şekeri karıştırıp da yapıyorlar. O da çok güzel oluyor. Ama biz sade şekerle yapıyoruz. O da harika oluyor. Ben çok beğeniyorum. Şöyle koyayım şunu. Nereye koyayım anne seninkini? Şöyle koydum. Şimdi size içini göstereceğim. Şeker böyle eriyor içinde. Bu elim yandı. Neyse, biz bunu yiyelim. Annem de şunu yazsın.